Yüzyılın en büyük felaketi. Binlerce bina çöktü. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışıyor. Hızlı trenler seferber edildi. Deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllüler için ek sefer düzenlendi. Bir can kurtarmak umuduyla kenetlenen vatandaşlar İstanbul'dan deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Tren sabah saatlerinde Konya'ya ulaştı. Ellerde yardım malzemeleri, başlarda kasket. Hepsinin tek amacı bir hayat kurtarabilmek. Depremzedelerin yaralarını sarmak. Deprem olduğunu duydum ve operatöre acil ihtiyaç varmış. İhtiyaç için işi bıraktım. Şimdi Hatay'a doğru gidiyorum, İskenderun'a doğru. Bizim grup sadece 115 kişiydi ama trende gördüğüm kadarıyla çok yüksek sayıda insanlar var. İşte bizim milletimiz, Türkiye milleti böyle olmalı. Hep birbirine kenetlenmeli, neresinde olursa olsun Türkiye'nin. Nasipse şu anda Hatay İskenderun'a gideceğiz. Orada yardıma muhtaç kardeşlerimize Allah izin verirse elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. İstanbul'dan geliyoruz. Bir 700-800 kişi varız herhalde. Pendik'te oturan arkadaşlar olarak, gönüllü olarak gidiyoruz. Kendim sağlık çalışanıyım. İlk etapta gidememiştim ama ikinci etapta gitme imkanı sunuldu bana da. Elimizden ne geliyorsa yapmak için hazırız orada. Görüyorsunuz tüm milletimiz aynı şekilde. Oraya gideceğiz, elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Yani söylenecek çok da bir şey yok aslında, biliyorsunuz boğazımız düğümleniyor bu konuda. Hatay'a gideceğiz inşallah, İskenderun'a. Depremzedelerimize yardıma gidiyoruz. Tüm vatandaşlarımız seferber oldu. Bizler de bu seferberlikte görev almak için İstanbul'dan çıktık, Hatay'a gidiyoruz inşallah. Arkadaşlarımıza toplandık, sağlık personeli olarak Hatay'da İskenderun'a görev yapmaya gidiyoruz. İnşallah en ufak bir katkımız bile olsa ne mutlu bize yani. Aktarma tamamlandı. Gönüllüler Konya'da tren değiştirerek yollarına devam etti. Gönüllüler gündüz saatlerinde deprem bölgesine ulaştı.